CHP'den Hatay Milletvekilliğine aday adaylığını açıklayan Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın ilk kadın milletvekili olmak ve bugüne kadar yapılanların hesabını sormak için aday adayı olduğunu söyledi. Nermin Yıldırım Kara'nın açıklaması sırasında yanında eşi İTSO Meclis Üyesi iş adamı Sezer Kara, ailesi ve CHP'nin milletvekili aday adayları da hazır bulundu. CHP İskenderun ilçe binasında kalabalık partili grubun katıldığı toplantıda aday adaylığını açıklayan Nermin Yıldırım Kara'nın konuşmasının tamamında haksızlıklara ve Özgecan Aslan cinayeti başta olmak üzere gündeme dair konulara ilişkin bir başkaldırı vardı. Milli ve manevi değerlerin tehlike altında olduğunu belirterek büyük beğeni toplayan konuşmasına başlayan Nermin Yıldırım Kara, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin otoriter rejim tarafından yok edildiği iddiasıyla sürdürdüğü ve insanlarımız etnik köken ve inanç ekseninde ayrıştırılmış ve ötekileştirilmiştir dediği konuşmasına şöyle devam etti. Özen gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle kendimden biraz tanıtmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. 1975 yılında İskenderun'da doğdum. İlk ve orta öğrenimi lisede İskenderun'da tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldum. Çeşitli iş kollarında çalıştıktan sonra 11 yıldır şehrimizin önemli bir sanayi kuruluşunda mali işlemlerden sorumlu sıfatıyla yönetici olarak çalışmaktayım. Serbest meslek faaliyetime mali müşavir olarak devam ediyorum. 2014 mahalli idari seçimlerden meclis üyeliği aday adaylığı görevine talip oldum. İskenderun Çevre Koruma Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Evimiz İskenderun Süpürge Derneği ve Ayna Kültür Sanat Derneği'nde kurucu üye olarak görev yaptım. Ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği, herkes tarafından malum, herkes tarafından bilinen bazı gerçekler, milli ve manevi bütün değerlerimiz bazı sıkıntılı süreç içerisinde karşı karşıya kalmakta. Hukukun üstünlüğü ve temel değerlerimiz demokrasi ve insan hakları otoriter ve dikta bir rejim tarafından yok edilmek istenmekte. İnsanlar etnik köken ve inanç ekseninde ayrıştırılma noktasına getirilmekte ve bizler daha aydın, daha düşünen ve genç nesiller olarak bu sergilenen düşüncelere karşıt duruş sergilediğimiz noktasında zorbalık ve biat etme kültürüyle adeta bizleri tıkanma noktasına getirmektedirler. Ben şuna benzettim, adeta Kurtlar Vadisi'ne, ülke bir Kurtlar Vadisi'yle senaryolar yazılmaya aday olarak gösterilmiş gibi bir hal almaktadır. Mevcut hükümetin siyaset dili öyle bir hal alır ki kendi seçmenine ya da toplumun tüm kesimine hitap ederken insanlarımızın hiçbirinin Ulu Önder Atatürk'ün değerleriyle, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla, hukukun üstünlüğüyle, evrensel değerlerle bir sorunu olmamasına rağmen bir sorun varmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Ve bu algı operasyonlarında daha sonra kendisine nema edinmeye, yandaşlar edinmeye çalışıyor. Bir takım projeler anlatıyor. Projelerin altında yatan gerçeklerin hepimiz neler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Evet, yollar yapıyoruz dedi, yolsuzluklarına yollar yapıyorlar. Hukukun üstünlüğü dedi, adliye yapıyorum, adliyeleri adalet saraylarına çeviriyorum diyerek İçerisindeki hukuku def etmek istemektedirler aslında. Biz bunları biliyoruz. Medyayı havuz medyasına, Alo Fatihlere vesaire, bunları hepimiz biliyoruz. Ve biz bu 12 yıllık iktidar süresince toplumsal da dokuda inanılmaz derecede sıkıntılar yaşamaya başladık. Çünkü toplumun ahlaki değerleri, çocukları, gençleri, insanları, herkes bir sıkıntıyla kendisini bir çöküntü haline getirmeye, bu noktada bazı problemler yaşamaya başladı diye düşünüyorum. Ben kendi bölgemde, kendi bölgemden biraz bahsetmek istiyorum. Hatay'ın öneminden. Bence Hatay'ı Türkiye'den ayrı tutmak imkansız. Çünkü Hatay bana göre küçük, minyatür bir Türkiye demektir.
Hükümetin izlediği dış politika, öncelikle özellikle Orta Doğu politikası bu dönemde çok belirleyici, ülkenin siyasetiyle de alakalı çok belirleyici rol almıştır diye düşünüyorum. Bu eksende mezhep ve etnik kökenden kaynaklı bu eksende izlenen politika, örneğini Reyhanlı olayında gördük. Burada bir iç çatışma yaratılmaya çalışıp, fakat sağduyulu halk, Hatay halkı buna asla müsaade etmedi. Ve bu gücünü de, buna kimsenin de gücünün yetmeyeceğini bir anlamda ifade etti. Ama Hatay, ekonomik krizden en fazla etkilenen, tarımsal, nakliye sektörü olsun, ihracat değerlerinde, ihracat miktarlarında bana göre inanılmaz derecede ekonomiye olumsuz yönde katkıları, katkı demeyelim artık, olumsuz anlamda etkileri olmuştur diye düşünüyorum. İnsanlık tarihinin ve medeniyetin temel dinamiği ve öznesi olan kadın, bu iktidarın gericiliği sayesinde ötekileştirildi, baskılara maruz bırakıldı, tecavüz edilip vahşi bir şekilde katledilme noktasına getirilmiştir. Hatta parçalanmıştır diyebiliyoruz artık. Çünkü Özgecan vakası elin bir vaka, kötü bir vaka. Fakat bu anlayışın, siyasi anlayışın bir neticesidir, sonuçtur yani. Bugün Özgecan vakasından iki gün sonra bir başka kadın 50 parçaya ayrılmış bir şizofren eş tarafından çöp konteynerinde bulunmuştur. İki gün evvel, yanlış ifade etmek istemem, Kırkan ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle ilgili ya da istismarla ilgili bir haber okuduk. Yani inanılmaz derecede kadına yönelik şiddette vahşice bir olay ile karşı karşıya konmak, inanın bir bayan olarak hem cinslerim açısından inanılmaz derecede üzücü. Bu siyasi anlayış, bu zihniyet kadın ekseninde ya da aile hayatını, toplumsal hayatı düzenlemek adına bir takım yasalar. Bu yasalar çıkartılıyor, yapılandırmalar, torbalar vesaire burada çıkarırken aslında yine bildiğimiz gibi gerçek şu, kadın evde otursun, işverenin tercih sebebi olmasın, iş hayatından uzak dursun ki bizler daha rahat hareket edelim. Çünkü dediğim gibi medeniyetin bana göre öznesidir kadın. Kadın öğrenir ise bence çocuğuna da öğretecek, eşine de öğretecek, yakınına da öğretecektir. Dolayısıyla korku kadından kaynaklıdır. Ama biz Cumhuriyet Halk Partililer, biz öğrendik ki Mustafa Kemal Atatürk de bizler için çok güzel sözler söyledi. Bizler de bunları zaten hayatımızda yaşadık. Biliyoruz, öğrendiğimiz, edindiğimiz budur. Kadın çok önemlidir. Kadınlar iş hayatında, sosyal hayatta, toplumsal hayatta en ön planda olmalıdır. Temsil kabiliyetine haktır. Temsil kabiliyeti bence hakkıdır. Kermeslerde her seçim döneminde, özellikle mesela belirtmek istiyorum, her seçim döneminde kadınlar ön plandadır. Her eve girerler, çıkarlar, mahalle gezerler, kermesler, yemekler düzenlerler. Eylemlerin ön saflarında yer alırlar. Ama temsil noktasında bir takım sıkıntılar olur. Ya geri plandadır, ya es geçilirler. Umarım bundan sonra kadınlar daha güzel yerlerde temsil edilebilme kabiliyetine sahip olurlar. Bu sebeplerden dolayı şimdi kısaca ben neden milletvekili adayı olmak istiyorum, bundan da bahsetmek isterim. Haksızlığa uğrayan insanların haklarını arayabilmek için, Türkiye'yi etnik köken ve mezhep üzerinden ayrıştırmak isteyenlerden hesap sorabilmek için, ülkede analar ağlamasın deyip halkın anasını ağlatanlardan, cumartesi annelerini gazlatıp şehit analarının yüreğini sızlatanlardan, evet talimatı ben verdim diyenlerden gezi sürecinde, ülkemizin kurucularına yakışıksız sözler sarf edenlerden,
işsizler, gençler, birçok vatandaş geçim sıkıntısıyla kredi kartını, borcunu bile ödeyemezken kendileri çok güzel saraylarda oturanlardan ve en önemlisi benim için gerçekten tabiat. Tabiatı gerçekten hala var edebilmek için, daha da ölümsüz kılabilmek için, yaşatabilmek için. Çünkü yaşadığımız çevre en önemli etkenlerden birisi de sahip çıkmamız değerdir doğa bana göre. Ve parlamentoda umudu yeşertebilmek amacıyla, birlik ve beraberlik olmak maksadıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adaylığımı burada bugün bildirmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi tüm bu konuşmalarımızdan çıkarılacak sonuç, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmalıdır. Ülkenin tüm dinamikleri Cumhuriyet Partisi'nde birleşmelidir ki bu hedefimize, bu gayemize karşıt görüş sergileyebilmek maksatlı. Çünkü bir gücümüzü elde edebilmemizin tek yolu iktidar olabilmek, güçlü olabilmektir. Bu yolda birbirimize kenetlenerek, iç çekişmelerden uzak durarak, birbirimizi severek, küsmeyerek, darılmayarak hep birlikte var olmak zorundayız ve en önemlisi bu yurdun insanına, gönlüne Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerleştirmemiz. Bizim yapmamız gereken en önemli şey, hareket, dava bu olmalıdır. Bu yurdun insanına Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerleştirmeliyiz. Ben sözlerime son verirken hepinize ayrı ayrı başkanıma, yöneticilerime, arkadaşlarıma, büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.